Başladık. Yepyeni bir eylem planı bölümüne hoş geldiniz. Özlediğinizi düşündüğüm sinema yüzü bölümlerinden bir tanesiyle tekrar karşınızdayız. Açı türlerini, plan türlerini, hatta Kurtlar Vadisi flood'ına düşmüşüm Twitter'da. O videolarda bir eski canlanmalar oldu şu anda. Açı türlerini, plan türlerini, işte yönetmenler bize nasıl konuşur, bize nasıl his geçirir, bunların hepsini konuşmuştuk. Tek bir konumuz eksik kaldı. O da merkez çerçeve yaklaşımı. Ortaladın mı? O da merkez çerçeve. Merkez çerçeve, merkez kare, tek noktalı perspektif, single point frame perspektif, ne derseniz deyin adına bu video boyunca merkez çerçeve olarak kullanacağım. Gene inanılmaz çalışmışsın senaryoda. Sus ya. Yönetmenler bizimle nasıl konuşur ve diğer birkaç videoda... Gerçekten inanılmaz bir çalışma, inanılmaz biraz... Yönetmenler bizimle nasıl konuşur ve birkaç başka videoda daha özdeşleşme planlarını konuşmuştuk. Yani tam karşıdan ve ortalayarak çektiğimiz planları konuşmuştuk. İşte bu merkez çerçeve kullanımları, özdeşleşme planlarının karakterin ne yaşadığını tam hissedebilmemiz için olduğunu konuşmuştuk. Bu merkez çerçevenin en yaygın kullanımı, normal çekilmiş bir filmde bile merkez çerçeve yaklaşımıyla en kritik sahneleri aktarabildiğimizi konuşmuştuk. Oraya baktığın zaman kapan. Previously on Lost. Ya başarısız. Bunu gerçek hayatta birisiyle sohbet ediyormuş gibi düşünün. Gerçek hayatta birbirimizi 1/3'e almayız kadrajda. Mümkün olduğunca karşılıklı ve göz göze gelerek birbirimizle diyalog kurarız. Tam karşıdan birbirimize bakarız. Hislerimizi en doğru bu şekilde aldığımızı düşündüğümüz için bu olur. Merkez çerçevede bunun sinemadaki yansıması olarak düşünebiliriz. Bugün ama biz bunu bir sonraki seviyeye taşıyacağız, bir uca çekeceğiz. O da tüm film veya tüm dizi boyunca merkez çerçevenin kullanıldığı iki örneğe bakacağız. Ama geçmeden önce, hatta merkez çerçevede, ama geçmeden önce 10.000 aboneye ulaşmada desteğe ihtiyacımız var. Takip edenler bir arkadaşını takip ettiriyor, takip etmeyenler takip ediyor tabii ki. Yani çok saçma bir cümle oldu gene. Evet, abone olun, likelayın, yıldız basın, onu yapın, bunu yapın. Bu hafta da bizi %15'miş kadınlar, onun için ben erkekten yürüyeceğim takipçilerimizde. Oğuzhan var mı? Çok. Bir tanesi kendini biliyor. Evet, bu hafta bizi bilmeyenler takip etsin. Oğuzhanlar takip ediyorsunuz. Merkez kare kullanımı için pek çok farklı sebep olabilir dediğimiz gibi ama özdeşleşmenin haricinde biz bugün aksiyonun zirvesi, gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmlerinden birisi Terminator 2 hariç. Frank Miller'ın Mad Max Fury Road'unu konuşacağız. Niye gaza geldiysem. Pek çok kurum, kuruluş, ödül töreni, işte Empire'da 2000'lerin en iyi filmi vesaire, ödüller, en iyi film listeleri ve bir aksiyon filmi, yani çölde koşturuyorlar diyorsunuz. Ama o kadar iyi çekilmiş, duygularını o kadar iyi aktaran bir film ki ben de örnek olarak onu kullanmak istedim. Mad Max Fury Road başından sonuna merkez çerçeve kullanılarak çekilmiş bir film. Ancak bu konuştuğumuz özdeşleşme vesairenin haricinde tamamen aksiyonu çok rahat takip edebilmemiz ve hiç yorulmamamız için merkez çerçeveyi kullanan bir film. Gelin biraz derinlerine inelim. Yay, hadi. İzleyenleriniz için Mad Max Fury Road inanılmaz fazla aksiyonun olduğu, devamlı bir hareketin olduğu bir film. İzlemeyenlerin burada ne işi var bilmiyorum. Ne? Netflix Türkiye'de film var. Hemen gidip izleyip geliyorsunuz. Bekliyorum. Dediğimiz gibi izleyenler için Mad Max Fury Road inanılmaz hareketli bir film ve merkez çerçeve burada odağımızı, ilgimizi ve gözümüzün hareketini tam olarak merkezde tutabilmek ve devamlı kadrajda ne olduğunu aramamamız için kullanılıyor. Daha önce ne baktığınızda Daryl Blood örneğini konuşmuştuk ama burada çok daha hareketli, devamlı aksiyon olan bir filmden bahsediyoruz. Burada ilgimizi ve odağımızı koruyabilmek için merkez çerçeve kullanımı inanılmaz başarılı. Şu an buralarda bir yerlerde zaten bolca sahne görüyorsunuzdur. Devamlı her plan arası geçişte gözümüzü hiç hareket ettirmeden yine kendimizi aksiyonun merkezinde nasıl bulduğumuzu görebiliyorsunuz. Zaten burada merkez çerçeve kullanmanın amacı da çok rahat takip edilebilir aksiyon sahneleri sağlamak. Bunu kuzursuza yakın kurgu ve işte görsel efektlerin, özel efektlerin hepsinin desteğiyle, atmosferle, oyunculukla inanılmaz iyi şekilde beslendiğinde ortaya ne kadar iyi bir iş çıktığını hep birlikte görebiliyoruz. Kurgu da burada çok önemli. Hareketten bağlama, aksiyon sahnenin anlamlılığını birbirine bağlama gibi şeyler. Merkez çerçeve kullanımından dolayı önemini bir tık yitirse de kesinlikle filmin kurgusu da onu öne çıkaran işlerden birisi. Şimdi gelelim daha güncel bir merkez çerçeve kullanımına. Aslında Mad Max Fury Road ve merkez çerçeve kullanımı yine 2-3 yıldır listede beklettiğim filmlerden birisiydi. Ancak Severance dizisini de izleyince merkez çerçeve konusu tekrar hatırladım. Hemen dedim iki konuyu bağlayalım. Severance'ın ne kadar iyi bir dizi ve neden ne kadar iyi bir dizi olduğunu konuşmuştuk.
Severance'da merkez çerçeve kullanımı tamamen farklı bir amaç için kullanılıyor. Birincisi, esas merkez çerçevenin amacı olarak konuştuğumuz özdeşleşme planları. Çok fazla karakter gelişimi anlamında, karakter hareketleri anlamında şey var bu dizide. Dolayısıyla buralarda iyi özdeşleşebilmemiz için veya yaşadıkları zorluk, revelation dediğimiz, ne o? Siz Türkler ne diyor? Aydınlanma anlarını hissedebilmemiz için merkez çerçeve kullanımı burada çok önemli. İkinci olarak da atmosferin içinde, o tasarımın içerisinde karakterleri devamlı merkezde ve küçülecek şekilde göstererek merkez çerçeveyi etkin bir şekilde kullanıyor Severance dizisi de. Mad Max'in aksine dediğimiz gibi burada merkez çerçeve daha çok karakterleri daha iyi anlamamız ve atmosfere girmemiz için kullanılıyor. Aynı teknik ama tamamen farklı amaçlar uğruna. Aslında merkez çerçeve deyip de videonun şu anına kadar anmadığım iki ismi anmadım diye şu anda ekranın başına çığlık atan birkaç kişi vardır mutlaka. Onlar da Wes Anderson ve Stanley Kubrick tabii ki. Neden bu video da yoklar, onları kullanarak niye anlatmadın diyenler için. Sizce neden? Çünkü onların kendi videolarını yapacağız. Onlar için iki ayrı video yapıyor olacağız. O nedenle bu videoda adları geçmiyor ama birer imza olarak kullanan iki yönetmen Wes Anderson ve Stanley Kubrick. Onlara da daha sonra değineceğiz. Merkez çerçeve, merkez kare, tek noktalı perspektif. Ha işte o videoyu bitirdik arkadaşlar. Buraya kadar bizimle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakmadan önce ne yapıyorsunuz? Abone oluyorlar. Başka? Ne basıyorlar? Yorum yapıyorlar. Arkadaşlarını davet ediyorlar. Arkadaşlarına baskı yapıyorlar. Tüm bunlarda desteğinizi rica ediyoruz. Güzel video artmaya devam ediyor. 10.000'e kadar bize destek olun. 10.000'de eylemli makyaj videosu çekeceğiz. Eylemli makyaj yapacağız. Bitti video.